Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber elektrikli bisikletimizde sınırsız ve pratik bir şekilde elektrik üreteceğiz. Peki elektrikli bisikletimizde elektrik üretmek için bize ne lazım? Aslında hiçbir şey. Piyasada bulunan standart bu büyüklükteki bir motor aslında halihazırda bir jeneratör. Biz de bisikletimizin üzerine bir park ayağı takarak arka tekerleğin serbest dönmesini sağladık ki bu sayede bisiklet durduğu yerde pedal çevirerek enerji üretebilelim. Bu videoyu çekerken neden dışarıda çekmiyoruz da sabit bir yerde çekiyoruz? Çünkü motor bir enerji üretirken kasılmaya başlıyor, sertleşmeye başlıyor ve düz yolda dahi olsanız ciddi bir yokuş çıkıyormuş gibi zorlanmaya başlıyorsunuz. Ürettiğimiz gücü ölçebilmek için 100 volt 100 amperlik bir ölçüm cihazı taktık. Pedal çevirdiğimiz zaman anlık olarak bizim ne kadar enerji ürettiğimizi bu cihaz göstermiş oluyor. Şimdi öncelikle biz maksimum gücümüzü ölçeceğiz. Ondan sonra da devamlı olarak kaç watt enerji üretebildiğimizi ölçeceğiz. Şimdi maksimum kapasitemi göreceğim. Bakalım ne kadar hızlanabileceğiz, ne kadar kaç volt enerji üretebileceğiz. Hazırsanız ben de hazırım. Baktın mı ekrana? 900. Patlayıcı gücümüzü ölçtük. Benim yaklaşık 1000 wattlık bir patlayıcı gücüm var. Yani 1000 wattlık bir motorla aynı gücü üretebiliyorum ama sürekli güç üretmeye kalktığımızda bakalım ben mi yaman, motor mu yaman göreceğiz. Pilimiz şu anda tamamen boş ve pilimizi 40 dakika boyunca şarj edeceğiz. 20'şer dakika Fatih arkadaşımızla birlikte pedal çevireceğiz. Tabii makine bedavaya çalışmıyor, sınırsız enerji dediyse. Yani ücretsiz değil, yani, şarjı olması lazım. Karbonhidrat, şeker, bir şeyler. Bir 10 watt var orada bakayım. Tamam, güzel. Pedal çeviriyorum. Şu ana kadar kaç? 34 watt elektrikli ettim. Yani bir 250 watt motor etmedin mi? 250 watt motor etmedim. Evet. Evet, 250 watt motor etmedin diyeceğiz. Şu an 450 basıyor galiba. 320. Güzel. Motorlar 250 watt güç üretiyor sürekli olarak. Patlayıcı gücü ise yaklaşık 500 watt civarında. Patlayıcı güç olarak bizim gücümüzden daha düşük bir gücü var. Ama bizim kolay kolay ulaşamayacağımız bir sürekli güce sahip. Bu elimde görmüş olduğunuz pil de 36 volt, 11 amper, yaklaşık 380 watt bir elektrik kapasitesine sahip. 120 wattlık bir elektrik ürettiğimize göre 45 dakikada bu pilin %30'unu doldurmuş oluyoruz. Bu pili tamamen doldurmak bizi biraz aşan bir şey. Peki bu pili kim doldurabilir? Ne kadar sürede nasıl doldurur? Profesyonel bir sürücü 1 saatlik eforuyla bu pili doldurabiliyor. Biz normalde bisikletimize bu pili taktığımızda profesyonel bir sürücünün 1 saatlik eforunu da yanımıza taşımış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir elektrikli bisikletin motorunun ve pilinin yerine kendimizi koyduk. Aslında normalde sadece gazı çevirerek tükettiğimiz enerjinin çok zor bir şey olduğunu, çok zor üretildiğini tecrübe etmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.